Arkadaşlar şu an sabah saat 6 ve ben İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. Sizlere birazdan anlatacağım. Yola başlıyoruz. Bugün iPhone almaya İstanbul'a gidiyorum ama maalesef kötü bir haberim var. Bir dakika, eşyalarımı koyayım ön bagaja. Ön bagajı araştıracağız. Evet, ışık yeterli değil ama sizlere anlatayım hızlıca. Şöyle belki biraz daha net olur. Şimdi bugün iPhone alacağız. Köpekler havalı vardı. Ne oldu bunlara? Göndermiş olduk. iPhone 15 alacağız. Size anlatacağım neden aldığımı, o ayrı bir konu ama şöyle bir sıkıntımız var. Apple Store'dan alıyorum ben her sene. Biliyorsunuz geçen sene de sıraya girmiştik. Videomuz da var, hatta onu da izleyebilirsiniz. Ancak bu sefer şöyle bir durum oldu. Yani aslında bayiye gitmeden önce rezervasyon yapıyordunuz ve saatinizde gidip alıyordunuz. Yani kimseyle uğraşmak zorunda da kalmıyordunuz. Sıraya da girmiyordunuz. Ben de tüm gece onu bekledim. Açıkçası doğru da uyumadım. Baksanıza gözlerim şişti, kızardı. Yani rezervasyon ne zaman açılacak bilmiyorum. Derken dedim hazırlanayım, kalkayım, gideyim. Saat 6 olmuştu. Ve tam 6'da açmışlar. Yani 8 dakika sonra yetiştim. Ama maalesef Pro Max kalmamıştı. Titanium renginde, diğer renklerden vardı. Ve o yüzden şu anda bir belirsizliğe gidiyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Hava bir aydınlansın, konuşalım tekrar. Video başlıyor. İnşallah uyuduğun sonra güzel biter. Ben biraz yolun keyfini çıkarayım. Sizlere görüntü alırım. Sadece İstanbul'da telefon almak için gitmiyoruz tabii ki. Şu an tam bu ortama geçecek müzik. Evet, gün hafiften ağarmaya başladı. Saat 6.30'da. İşlerden geçip artık İstanbul yönüne doğru ilerleyeceğiz. Acayip bir yağmur bulutunun içine girdik. Bildiğiniz böyle yolu kesmiş durumdaydı. Bir taraf kuru, bir taraf ıslaktı. Şu anda Pendik civarında ciddi bir yağmur var. Doğal anemde lavaboya gitmem gerekti arkadaşlar. Bu arada dedim arabayı şarj takayım. En yakın istasyonu. Çok fazla kişi bilmiyor bunu. Ama şöyle bir güzellik var. Taktığınız anda hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Araç direkt okuyor. Otomatik bağlanıyor. Sadece bir lavaboya gidip gelmeye %10 şarj etmiş. İstanbul'da bugün aşırı bir yağmur var. Biraz yoğun yağışta otopilotunun sorunsuz çalıştığını görmüş olduk. Daha da yoğun yağdı, biz önce hiç uyarı dahi vermiyor. Artık burada sağda solda marketlere soracağım. Bir Apple Store'a gideceğim, belki araya alırlar. Belki almayan kişiler olur, onları yerine alırız. Şansımızı deneyeceğiz. Arkadaşlar caddeye geldik. Şu anda Bostancı'dayız. Apple Store'a uğrayacağım, bakalım ne söyleyecekler. Evet, arabayı hemen geçici süreli park ettim. Bir sorayım en azından nasıl alabiliriz diye. Bir durum değerlendirmesi yapalım. Herkes de burada. Bayağı bir sıra var. Arkadaşlar iptalleri kovalayacağız. Başka türlü zor diyorlar. İptal edenlerin yerini almanız gerekiyor diyorlar. Şimdi birkaç işim var, artık onları yapacağım. Bir yandan da sürekli sistemi kontrol edeceğim. Hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Arkadaşlar telefonu bulamadık. Yemeğe geldik. Moraller sıfır. Arkadaşlar bugün de Galataport'tayız. Belki telefonun çıktığının üzerinden 5-6 gün geçti ama biz hala bulamıyoruz. Evet arkadaşlar, korna çalmamdan da anladığınız üzere şu an bir acelemiz var ve mutlu haber geldi. Sonunda vatan bilgisayarda telefonu bulduk. Maalesef arkadaşlar öyle fiyatlar söyleniyor ki bu telefon hakkında. Yani telefonun da kara borsa olduğunu görmüş olduk bu sayede. Sizlere anlatacağım ama şu anda biraz acele ediyorum. Pendik vatan bilgisayara doğru İlerliyorum. Aslında beni çok rahatlatacak. Bence görüntü kalitemiz artacak. Hatta bu videonun sonuna onunla bitirelim. O gözlüğü beğenmedim arkadaşlar. Bu mu daha güzel, diğeri mi? Yorumlara yazın. Arkadaşım diğeri de beğeniyor. Yorumlarınız önemli. Şu anda Fatih'teyiz bu arada. Fatih'ten Pendik'e 30 dakikada gitmeye çalışıyoruz. 43 dakika söylüyor ama onu bir şekilde biz 30 dakikaya çekeriz diye düşünüyorum. Öyle saatleri trafik yok. Pendik'te arkadaşlar burayı bilecektir. Bu arada vatanla herhangi bir anlaşma falan yok, yanlış anlamayın. Zorla buldum zaten telefonu. Şöyle aracımızı bir çekelim. Vatanın tam içine doğru. Telefonumuzu alalım. Evet, telefonumuz umarım oradadır. Ayırsın demiştim ama göreceğiz beraber. Ben bir görüşeyim size önce. O zaman biz telefonlara bakıyoruz, birazdan gelelim. Arkadaşlar tabii video çekmeden önce soruyorum ama bazı arkadaşlar heyecanlanabiliyor. Biz gelin şöyle bir telefonlara önce bakalım. Hala aldığıma inanamıyorum, biliyor musun? Arkadaşlar natural olsun diye
Bir aydır bekliyoruz. Bilmiyorum ya, nasip oldu sonunda. Ha, bana alacağın saat. Aynen, bana bu saat oldu. Karşılıklı mı oluyor illa? Sana yakışmaz. En güzeli böyle. Aslında en güzeli bu, biliyor musun? Arabada da olacak bu. Babama böyle bir şey almak lazım. Haber mi haber okuyorlar ya mesela. Telefondan daha kullanışlı bazı yerlerde. Bir de tabletler yavaşlamıyor. Benim artık ümitlerim tam sonlanmışken siz aradınız. 5.12 nasıl ver? Evet. Adaptör olacak mı? Adaptörüm var evde. Ekran canı istiyor musun? Yok, bir kere hiçbirine yok. Sadece telefon yeterli. Arkadaşlar, işlemlerimiz şu anda yapılıyor. Evet. Sonunda kavuştuk. Ödememizi yapalım. Ödeme nasıl oluyor? Ama tek çekim yapalım. Şifreniz? Arkadaşlar, bekledik. Apple fiyatından cihazı aldık. Şimdi ben sizlere anlatacağım. Millet ne paralar istiyor bilirsiniz var ya. Çok uğraştım. Evet. Natural 15 Pro Max sonunda bizim arkadaşız. Nerelere gittim? Düzce'ye sordum. Sakarya'da sordum, İstanbul'un her yerini sordum, İzmit'te sordum. Yani çok yordular beni. Herkes ekstra paralar istiyor. Ben telefon için ekstra paralar vermem. Yani kara borsaya düşmüş durumda. Bunu şanssızca bir şekilde bulduk. Buraya isim vermiştim. Şöyle telefonumuzu açılış yapacağız. Evet. Ben şunları dahi saklıyorum. Tamam. 15 Pro Max'li ilk karşılaşmamız. Uf, işte bu renk için bekledim ya. Kimi zaman sarı gözüküyor, kimi zaman beyaz gibi gözüküyor. Gri gibi de, evet. Ya ben genelde böyle lansman rengini tercih ediyorum arkadaşlar. Diğerinde de mor rengini almışım. Bunda kameralar çok derinde. 5x çekim yapacağız beraber. Hepsine bakacağız. Tamam, ama şunu yapalım. Bu sesi dinlememiz lazım. iPhone'da o izleyenler benim gibi bu sesin ne kadar önemli olduğunu bilirler. Açılışını da yapalım. Şöyle açılışımızı yapalım. Merhaba yazdı. Türkçe'ye geçiyoruz. Bu arkadaşlar kurulumunu yapsın. Biz arabamıza geçelim. Şimdi koşturmamız gereken işler var. Evet, telefonumuzu aldık arkadaşlar. Dışarı çıktık. Gelin beraber daha rahat anlayayım. Şimdi içeride çok fazla bağırıp insanları rahatsız edemiyorum. Ve hem rengini de aslında daha net göstereceğiz dışarıda. Şöyle görünebiliyor mu kamerada? Bu arada Type-C geldi iPhone'lara. Çok büyük bir gelişme değil. Yıllardır USB'nin Samsung'un kullandığı bir özellik ama bu Type-C'nin farklı özellikleri var. Onlardan da ilerleyen zamanda bahsederiz. Ben bir teknoloji kanalı değilim. Çok seviyorum. Sadece ekonomik koşullarım buna el vermiyor. Bekle kalmayı çok istiyorum mesela. Mükemmel olur. Telefonumuzun kılıflarını falan alacağız. Belki Apple Store alırız. Bir bakarız fiyatlarına. Biraz pahalı oluyor Apple Store'da. Şöyle baktığımızda zaten her zamanki kavşelerimiz, kartlarımız. Ama burada ekstra şu durum var. Bakın, kablomuz tamamen değişmiş. Kablo hasır kablo arkadaşlar. Hasır bir şekilde ve aslında telefonun rengine göre değiştiği söyleniyor ama bilmiyorum. Bunun iki tarafı da Type-C olarak gelmiş durumda. Şu anda buna ihtiyacımız yok. Şöyle telefonumuzu kapatalım. Şimdi işlerimiz var. Yola çıkıyoruz. Hadi gel. Evet, birazdan görüşürüz. Arkadaşlar, kurulumunu yaptım. Bakın burada bildiğiniz üzere yeni tuş artık basmatik hale geldi. Şu an tam odaklanamıyor. Evet. Yani aşağıya da yukarı inme yok. Odağınızı, işte kameranızla hızlı geçişi, el frenlerini açmanızı ve hatta Tesla'yı bununla uzaktan kapılarını açabileceğiz arkadaşlar. Bunu bir anahtar gibi kullanacağız. Evet, eylem yok diyebiliyoruz abi bu arada. Mesela şöyle yapalım. Feneri merak ettim. Tamam. Şöyle yan tarafa basılıyorum. Hop, açılıyor. Çok güzel. Hemen yukarıda da bakın şurada. Fener açık diye uyarı veriyor. Tabii şu durum olmuş. Bu arada bir kaza gerçekleşti. Şu durum olmuş. Burada çerçeveler çok daha ince bir durumda ve tabii belirgin bir hafiflik var yani. Elinizde o hafifliği hissediyorsunuz. Şimdi kamerasıyla görüntü alacağım. Burada her yer Tesla. Şu an görüntü kadar doğru. Ne kadar doğru tabii sakıncalı ama bakın 5x artık optik olarak yapabiliyor. Ve bununla video çektiğinizde hiç sarsıntı olmayacak. O yüzden bizim videolarımızda fark edeceksiniz. Arkadaşlar, şimdi Zorlu Center'a geldik. Bu görüntüyü iPhone 15 Pro Max'ten izliyorsunuz. Et İşleri diye bir yere yemeye geldik. Valla tadını aslında başta şüpheliyim, ilk kez yiyorum burada ama tadı çok güzelmiş. Bugün de tam reklam gibi oldu ha. Vatan, Et İşleri. Hiçbirinde reklam yok. Yani yanlış anlamayın. Sizlere öneririm, bir tadına bakın. Evet, iki telefonda da 4K 60 FPS'te kayıt aldım şu anda. Bakalım nasıl görüntü olacak. Yan yana tutuyorum. İkisi de elimde tutuluyor. Şimdi zorludan yukarı çıkıyorum ki ışıklar net belli olsun diye. Evet, iki telefonda da 4K 60 FPS'te kayıt aldım şu anda. Bakalım nasıl görüntü olacak. Yan yana tutuyorum.
İkisi de elinde tutuluyor. Şimdi zordan yukarı çıkıyorum ki ışıklar net belli olsun diye. Şimdi fark şurada ortaya çıkacak. Bakın burada şimdi 3x'i aldım. Yerine 5x'i aldım, evet. 14 Pro Max 3x'i destekliyor. Aradaki fark büyük. Şu an ikisi de 5x arkadaşlar. Aynı yere oturmaya çalışıyorum. Şu binalara bakalım. Özel hayatın gizliliğini biraz ihlal ediyoruz ama. Evet. Mesela Zorlu yazısına bakalım. Zorlu yazısını çok daha net seçiyorsun. Evet, şöyle Türk bayrağında netlik daha belli oluyor. Renkler daha net, evet. Yine bir alalım. Fark ediyor musun farkı? Evet, şöyle Türk bayrağında netlik daha belli oluyor. Arkadaşlar, artık videomuzun sonuna geldik. Karşılaştırma videoları çektim. Ama bunları ilerleyen zamanda zaten sizler aslında net olarak araba incelemelerinde, vloglarda net göreceksiniz. Benim ilk fark ettiğim şey şu, 5x oldukça iyi bir detay ama daha parlak çekiyor arkadaşlar. Daha net bir görüntü var iPhone 15 Pro Max'te ama aradaki fark uçurum mu? Kesin uçurum değil. Şimdi benim değiştirme sebebime gelirsek ve yaşatlarıma gelirsek. Öncelikle yaşatlarımı size bahsedeyim. Instagram'daki arkadaşlar biliyor aslında. Uzunca bir süre bulamadım telefonu. Hatta Gaziantep Adana'ya gittiğim dönemde de bir telefonu aradım. Ama maalesef hiçbir yerde yok. Ha, var mı? Var. Aslına bakarsanız var. Hatta çoğu telefoncuda bulunuyor arkadaşlar. Turkcell'lerde de bulunabiliyor. Yani bir sürü yerde var, buluyorsunuz. İstediğiniz renkli de buluyorsunuz. İkisinde var ama fiyatlar arkadaşlar kara borsa olmuş. Yani bildiğiniz hani araba ararken nasıl 100 bin lira 200 bin lira farklar veriyordunuz ya. Burada da en az 20-30 bin lira vermeden bu telefonu alamıyorsunuz. Yani 256 GB soruyorum, üzerine 20 bin lira koyuyorlar. Aynı şekilde 512 soruyorum, 20 bin lira koyuyorlar üzerine. Ben hayatta o paraları vermem. Yani büyük konuşmak istemiyorum ama o tarz paralar bana mantıklı gelmiyor. Bir telefon için zaten telefon pahalı. Bir de üzerine o kadar para vermek açıkçası bana biraz saçma geliyor. Bilmiyorum, sizler tabii veriyorsanız o ayrı bir konu. Hatta şunu söyleyeyim sizlere, ben tabii Instagram'dan paylaşınca bana herkes bir markayı söyledi. Acayip bir şekilde yazdınız böyle, belli ki herkes tarafından tanınmış. Ben de tamam dedim, bir yazayım bu arkadaşlara. Arkadaşlar yazdım ve onlar da aynı şekilde yani ne kadar eklediler? Tabii bir 15-20 bin lira civarında bir fiyat farkı eklemişlerdi. Yani o sizin gördüğünüz gibi değilmiş. Hatta birkaç kişiye söyledim onlara. Dedim bakın bak bu sayfa dedim. Onlar da inanamadılar açıkçası. Çok fazla duyulmuş bir sayfaydı. İsmini vermeyeceğim tabii ki şu anda. Herkes istediği gibi ticaret yapabilir. Tabii şöyle durum var. Serbest piyasa. Serbest piyasada istediğiniz fiyat alıp istediğiniz fiyatı satabilirsiniz. Alıcı bulmamak önemli aslında. Almazsanız bu fiyatlar olmaz arkadaşlar. Her zaman bu döngü vardır. Benim alma sebebim de şu. Ben telefonu oldukça yoğun kullanıyorum. Sürekli elimde, hem standart diğer mühendislik işlerimde, hem de aynı şekilde buradaki YouTube işlerinde telefon benim için çok yoğun bir aslında bir ekipman gibi bir video aranda görüyorsunuz. O yüzden yenilemem gerekiyor. Her sene ne yapıyorum? Bu 14 Pro Max var şu an mesela. Bunu satıyorum. Aynı şekilde 15 Pro Max'e geçiyorum. 15'i satacağız inşallah, nasip olursa 16'ya geçeceğiz. Tabii ki o zaman ne oluyor? Farklar daha da azalıyor. Zaten sizler de kendiniz hesaplayabilirsiniz. İşte ikinci ev fiyatlarından sıfır fiyatlarını kıyaslayarak sizler de mantıklı diye ya da mantıksız olduğuna karar verebilirsiniz. Aradaki farklar çok belirgin değil ama benim için büyük farklar. Çünkü bir de şu durum var, 256'dan 512 GB'a geçtik. Yani bu beni çok rahatlatacak. Bol bol video çekeceğim. Sürekli videoları siliyordum. Artık onunla uğraşmayacağım. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Umarım keyifli video sizlere sunmuşumdur. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, başka bu tarz videolar gelmesini isterseniz eğer yorumlarda yazarsanız sevinirim. Teknolojik aletleri aldığımda incelemelerini böyle küçük kendimizce çekebiliriz. Yani yakında bir kamera almayı planlıyorum. Bir mikrofon almayı planlıyorum. Yorumlara yazacaklar zaten, biliyorum. Güzel bir mikrofon alacağım. Görüşürüz.